Ahmet İzgi isimli yaşayıcımız sormuş. CHP'den 3 vekilin Muharrem İnce'nin partisine katılacağı iddiasının ardından Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri, istifa etmeyeceğiz demeleri ve sonrasında istifalarını açıklayıp son yaşanan olaylara ve genel olarak CHP'nin durumuna değinmeleri hakkında ne düşünüyorsun demiş. Bunun olacağını aşağı yukarı tahmin etmiştik. Hep düşünüyorduk ya arkadaşlar. Yani CHP'nin içinde bölücü örgütlere sempatisi olmayan ya da onlarla ortak hareket etmeyen insanların artık bir şeyler yapması lazım demiştik. Çünkü şu anda sorun arkadaşlar daha önce demiştik iktidarda değil muhalefette. Şu anda şu içinde bulunduğumuz sorunu çözmesi gereken iktidar değil muhalefet. CHP'nin içine daha da istifa edecek kişi olacakmış. Bunlar ne yapacak? Yeni partiyle neler yapacaklar bilmiyoruz ama açıklamalarında bizim söylediğimiz şeylere bahsetmişler. Terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan kişilerle birlikte çalışıyorsunuz demişler partinin içinde Atatürk kelimesini bile kullanamayan kişilerin olduğundan bahsetmişler. Evet tabii ki söyledikleri fena değil. Siyasi olarak da bize yakın kişiler bunu söyleyenler. Yeni parti kurulduğu zaman ne olacak bilmiyoruz. Zaten biliyorsunuz gerçekten önemli bir şey olmadığı zaman politikaya artık girmek istemiyorum. CHP'den daha da istifa olacak deniyor. Ama bu sonuç verecek mi? Çünkü önemli olan şu. Konuşan insan çok gördük. Ama kazanma ihtimali olan, seçim kazanma ihtimali olan kişiler ...hizmetleriyle göz önüne gelmiş kişiler. Şöyle bir fantastik durum olursa... ...olur mu bilmiyorum ama olursa... ...Mansur Yavaş ve Muharrem İnce ikiz de adaylığını koyarsa... ...ben yine de Mansur Yavaş'a oy veririm. Neden? Kazanma ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sağa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bir, ikincisi de şu çok önemli gerçekten. İnsanların güvenebilmesi için... ...bir yerlerin başında olup da... ...bir şeyler yapmış olduğunu görmeleri lazım. Mansur Yavaş'ta en azından bu var. Yani en azından CV'si var. Bakın arkadaşlar, ben... Ankara'nın başındayken bunları bunları yaptım. Türkiye'nin başında olsam neler yaparım? En azından artık şunu biliyoruz. Bir dahaki seçimde Muharrem İnce'ye aday gösterirler mi? Artık göstermeyeceklerini biliyoruz. Dediğim gibi bunun haricinde siyasetle ilgili artık çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuda çok fazla uzatmaya da gerek görmüyorum.